Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Aziz dostlar Sufa mektebindeki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya çalışıyoruz. Allah hepimizi anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin, hepsinden önemlisi hayatlarına taşıyanlardan etsin. Bu sözleri, bu haykırışları sadece bu mecliste bıraktırmasın. Eğer biz asr-ı saadeti sadece meclislerimizin süsü olarak kullanırsak, derste ağlarız, dersten sonra biraz ah oh çekeriz. Ama buradan gittikten sonra da hiçbir şey buralardan götürmeyiz. Bu Allah'ın da memnun olmayacağı bir iştir. Hayatlarını öğrenmeye çalıştığımız efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın da memnun ve razı olmayacağı bir iştir. Bütün mesele hakikatleri öğrenmek, o hakikatleri de hayata taşımanın gayret ve mücadelesini vermektir. Ne kadar hayata taşırsak o kadar anlam kazanır. Ne kadar hayata taşırsak o kadar bereketlenir. Ne kadar hayata taşırsak o kadar Rabbimiz bizden razı ve memnun olur. Allah inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hepinizin çok iyi bildiği bir sözüyle başlamak isterim. Hani der ya o ben alemlere sizlere ancak muallim olarak gönderildim. Onun en önemli vasıflarından, görevlerinden bir tanesi muallimliktir. Biz Kur'an'da Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevlerini okurken o görevlerden bir tanesinin talim olduğunu biliyoruz. Talim muallimin işidir. Ama bu iş sadece peygamberimizle başlamış bir iş değildir. Bütün peygamberlerin görevidir aslında talim bütün peygamberler aslında insanlığa gönderilmiş birer muallimdirler. Bütün peygamberlerin Hazreti Adem'i istisna tutarak söyleyeceğiz ortak bir vasıfları daha var. Onların talebeleri hep yetişkinlerden oluşmuştur. Bakın Hazreti Adem'i istisna tuttuk. Niçin? Çünkü Hazreti Adem Ebul Beşer'dir beşerin babasıdır. İş onunla başlamıştır. Onunla başladığı için o çocuk yetiştirerek başlamıştır işe. Ama onun dışında gelen bütün peygamberler yetişkinleri muhatap almışlardır. Onların muhatap çevreleri çocuklardan oluşmamıştır. Bütün peygamberler yetişkin eğitimiyle işe başlamıştır. Az çok talimden anlayanlar bu sözümün ne demek olduğunu anlayacaklar. Yetişkinlerin eğitimi zor bir iştir ve peygamberler zor olandan başlamışlardır. Çocuklara söz geçirme kolaydır. Ağaç yaşken eğilir. Doğru bir eğitim verirseniz, doğru bir usulle verirseniz çocuktan alacağınız karşılık daha fazla olabilir. Ama olgunluğa ermiş belli bir seviyeye gelmiş birine siz çok kolay laf geçiremezsiniz. Onun için peygamberler çok zorlanmıştır. Niçin Nuh aleyhisselam bir ömür 1000 eksi 50 950 sene Kur'an öyle dediği için biz de öyle diyelim. 1000 eksi 50 950 sene mücadele vermiştir de bir gemiyi zor doldurmuştur. Niçin Musa Aleyhisselam o kadar mücadele vermiştir de bir türlü Beni İsrail'e söz geçirememiştir? Ne oldu en son Beni İsrail? Hepiniz biliyorsunuz. Çırpındı çırpındı Hazreti Musa, baktı ki adam olmuyorlar. Allah da onlardan ümit kesti. Onları çölde bir nesil yok olsun. Yeni bir nesil gelsin. O yeni nesle Musa derdini anlasın diye onların hepsinin kökünü kazıdı. Ama yine olmadı. Ümmeti Musa ile Ümmeti Muhammed arasındaki en büyük fark neydi biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed'in sahabisi vardı. Hiçbirine nasip olmadı bu. Bu efendimize nasip oldu. Peki bu ayrıcalığı söylemek haşa diğer peygamberlere haksızlık olur mu? Hayır bir hakikati ifade ediyoruz. Hiçbir ümmetin bir Ebu Bekir'i olmadı. Bunu göksümüzü gere gere söyleyebiliriz. Hiçbir ümmetin bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'si olmadı. Eğer olsaydı onlar da cihana Allah Resulü'nün bıraktığı gibi derin izler bırakırdı. Elbette ki her peygamber iz bıraktı. Ama hiçbir iz Hatemen Nebiyyin olan efendimizin izi kadar derin olmadı. Allah Resulü'nün izini alemde derinleştiren efendimizin ashabıydı. Efendimiz yetişkinlerden başladı ve işi bu noktaya getirdi. Neden biz suffa mektebi suffa mektebi deyip duruyoruz? Anladınız mı dostlar? Haykırışımız niçin sahabenin haykırışıdır? Onu da anladınız mı? İnanın derdimiz nostaljiye bir çağrı değil. Bu çığlık nostaljinin bir çığlığı da değil. Bizim başka bir işimiz yok da biz tarihin geçmiş sayfalarına dair özlemlerimizi söyleyip söyleyip duracak mıyız? Hayır. Aslında bu çığlık eski bir çığlık olsa dahi bugünü inşa etmenin bir haykırışıdır. Ben bir dua edeyim, siz derinden bir amin deyin. Allah son nefesimize kadar da bu çığlıktan ayırmasın bizi. Amin. Son nefesimize kadar da bize hep sahabe sahabe dedirsin inşallah. Amin. Evet dostlar bugün yetişkin eğitiminin başka bir ayağını yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımlar eğitimini inşallah anlamaya çalışacağız beraberce. Bu dönemki derslerimizin üst başlığı Suffa'nın talebeleriydi. Biz halen talebelerindeyiz. Biter mi, bitmez mi onu da bilmiyorum ama inşallah bitireceğiz. O talebeler dersini yaparken şöyle bir ilke üzere yürüdük dedi ki Suffa'daki talebelerin sayısı çok. Çerçevemizi daraltalım ki ancak o çok olan kesimden bir miktarını anlayabilelim. Ne yaptık? Dedik ki talebeler başlığında biz 20 tane talebe işleyeceğiz. Bu 20 talebenin onu erkek olacak, onu hanım olacak. Bu 20 talebenin onu muhacir olacak, onu ensar olacak. Bu 20 talebe çok da tanıdığımız taleb talebeler, sahabiler olmayacak. Bu 20 talebenin üzerinden biz hayatlarından, hayatlarımıza iz taşıyacağız. Ve biz bu amaçla geçen derslerimizde 10 erkek sahabeyi öğrenmiş olduk. Ebu Zer'i saymıyorsunuz değil mi? Ebu Zer özel bir dersti. İki ders biz Ebu Zer dedik. O zaman söz o noktaya gelmişti öyle oldu. Ebu Zer'in dışında biz 10 tane erkek talebeyi işledik. Onlardan 5'i muhacir 5'i ensardı. Bugün de Suffa'nın talebelerinin hanımlar bahsine giriş yapacağız inşallah. Ancak bu bahis biraz mühim bir bahistir. Efendimizin kadınların eğitimiyle alakalı cihana bıraktığı izleri anlamamız adına da bir fırsattır bizim için. Onun için acele etmeyelim belki bu ders belki bir dahaki ders genel anlamda peygamber aleyhissalatü vesselamın kadınların eğitimi konusundaki hassasiyetini ve bu konudaki yöntemini usulünü anlayalım. Ondan sonra inşallah talebelerle devam edelim. Gelin bugün dersimizin başlığını Suffatun Nisa koyalım. Kadınlar Suffası koyalım. Kadınlar Suffası başlığı altında Efendimizin kadın eğitimine dair bilmemiz gereken bu meseleyi anlayabilmemiz için zeminde olması gereken meseleleri anlamaya çalışalım. Suffatun nisa ifadesi bana ait bir ifade değil. Asr-ı Saadet'in bir ifadesi. Ta peygamber döneminde bu biliniyor. Böyle bir yer var ve bu yerin böyle bir ismi var. Bugün bakarsanız bazı hadis kitaplarına mesela birkaç tanesini söyleyeyim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedine, Ebu Davud'un hudut babına, Nesai'ye bu ifadeyi görürsünüz. Yine biri Hazreti Ayşe'den biri Ebu Hureyre'den nakledilen iki ayrı olay, olayda da bu ifadeyi görürsünüz. Hatta Ayşe validemizle Ebu Hureyre'nin ayrı ayrı naklettikleri, bu ikisi bir olay da olabilir. Siyahi bir cariyenin Mescid-i Nebevi'de gecelediğini bize aktarırlar. Bu rivayetten de anlıyoruz ki kadınlar da orada geceliyor az da olsa. Geceleyenler az bile olsa bildiğimiz bir hakikat var ki Suffa'da talim gören hanım sayısı oldukça fazladır. Nasıl olduğunu beraberce göreceğiz zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu hakikati çok iyi biliyordu. Kadın erkek insanlık sahnesine beraberce çıktılar. Adem ile Havva bu işi beraberce yürüt, başlattılar. Beraberce yürüdüler. Eğer siz bir toplumsal dönüşüm, toplumsal değişim istiyorsanız eğer siz insanın tekamülünü yani insanın varacağı en olgun noktaya varması konusunda bir projeniz varsa bu işi toplumun iki kanadıyla beraber götürmek zorundasınız. Bunlardan birini ihmal ederseniz o dönüşüm gerçek manada olması gereken yere varamayacaktır. Bunu biliyor efendimiz. Bunu bildiği için Erkek hakimiyetinin en üst düzeyde olduğu Mekke toplumunda dahi söze başlarken bu hakikatten hareket ederek başlıyordu ve kadını ilk günden itibaren ihmal etmiyordu. Çünkü onun ihmali kanatlardan birinin kırılması demekti. Kanatlardan birinin kırılması demek o işin varması gereken noktaya varamayacağı anlamına gelirdi. Bundan dolayı Allah Resulü'nün bunu ihmal etmesini düşünebilir misiniz? Hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Onca sıkıntılara rağmen Mekke gibi bir yerde bu işi başlatmasına rağmen Medine'de durum biraz farklıdır. Ama Mekke o gün için erkeğin hakim olduğu bir toplumdur. Hatırlayın kız çocuklarının Diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumdur. Hatta Kur'an'dan söyleyelim. Onlara bir kız müjdelendiği zaman yüzleri kat kas katı kesilen bir toplumdur. Böyle bir toplumda efendimiz kadının eğitimiyle işe başlıyor. Niye böyle bir şeyle başlıyor? Çünkü efendimizin bir hedefi var. Toplumsal değişim istiyor. Bir dönüşüm istiyor bunu götürmesi için de kadının üzerinden bunu yapması lazım. Ve işin bidayetinde Allah Resulü bir hakikati de bize söylüyor. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Bu bir Müslim hadisidir. Müslimin imaret babında geçen 20 numaralı hadis. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Kadın erkek ayırdım efendimiz? Hayır. Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır. Böyle olunca efendimiz muallim talim diye bir görevi var. Talebe alırken kadınlar şöyle dursun, erkekler gelsin beriye diyebilir mi efendimiz? Asla dememiştir. Hatta kadını bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam teşvik etmiştir. Bazı yerlerde de zorlanmıştır. Nasıl olduğuna dair örnekler vereceğim zaten. Şöyle bir efendimizin hayatının çizgilerini hatırlayarak bu işin nasıl yürüdüğünü bir görelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'da vahye muhatap olup kendini Hatice'nin kollarına attığı zaman ilk iman eden kim oldu? Hazreti Hatice oldu. İşe bir kadınla mı başladı efendimiz? Vallahi bir kadınla başladı. Eğer Hatice olmasaydı Allah Resulü işin bidayetinde öyle bir limandan mahrum olsaydı nasıl yürüyebilirdi bilemiyorum. Varsayımlar üzerinde konuşmak doğru değil ama bu kadar rahat edemeyeceği efendimizin beyanlarıyla açıktır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Hatice validemizle bu işi başlatmıştır. Darul Erkam'a ilk 6-7 ay 45 tane talebe almıştır. O 45 talebenin kaçı erkek, kaçı hanımdır biliyor musunuz? 32 erkek, 13'ü hanımdır. İşin başı daha Darul Erkam'da bismillah demiş Yeni başlamıştır efendimiz bu işe. Risaletin mesajlarını taşıyacak çekirdek kadroyu yetiştirecektir. O nübüvvetin potası olan Erkam'ın evinde ve bu evde efendimiz ilk 45 talebeden 13 tanesini hanımlardan seçmiştir. Peki hanımlardan seçilen o talebeler ve arkasından davetin yankılarının Mekke'de yankılanması Başlayan işkenceler, sıkıntılar, problemler hepsini biliyorsunuz. O işkenceler altında inleyenler sadece erkekler miydi? Hayır. İşkencelerin aynıları hanımlara da uygulanıyordu. Yani onlar da bedel ödüyorlardı. O bedelin en önemli işareti de işte Sümeyye validemizdir. İslam'ın ilk şehit hanımıdır. İlk ailesinin ilk şehit hanımıdır. Eğer biz İbni Hacer'in el isabede verdiği bilgiyi kabul edersek ilk şehit Efendimizin Hatice'den olan oğlu Haris bin Ebu Hale'dir. Sümeyye ve Yasir ailesi ise İslam'ın ilk şehit ailesidir. Ve Sümeyye validemiz İslam'ın ilk şehit kadınıdır. Mücadele vermiş, imanının bedelini ödemiş, o bedeni bedeli canıyla ödemiştir. Nübüvvetin 5. yılı Habeşistan'a hicret edecek sahabiler Hazreti Osman'ın önderliğinde gidecek kafilenin sayısı 17'dir. 17 kişilik küçük bir kafile. O 17, 17 kişilik kafilenin 12'si erkek 5'i hanımdır. İşin bidayetinden itibaren yürüyüş böyledir. Bu beş hanım kimler? Birisi Rukiye validemiz efendimizin kızı. Biri Ebu Huzeyfe'nin hanımı Sehle binti Süheyl İbni Amr. Biri Ümmü Seleme validemiz o günler Ebu Seleme'nin hanımı. Biri Leyla binti Ebu Hasme Amr İbni Rebi'a'nın hanımı. Biri Ümmü Gülsüm Ebu Sebre'nin hanımı. Beş tane hanım ilk hicret kafilesinde yer alıyorlar. Aradan bir yıl geçecek onlar geri gelecekler bir daha Habeşistan'a gidilecek. Bu sefer gidenlerin sayısı 101 olacak. Başlarına da Allah Resulü amcasının oğlu Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talib'i koyacak. 101 kişinin 85'i erkek 16'sı kadın olacak. Hep iki kanat hiçbir zaman bunlardan bir tanesi eksik kalmıyor. Hicrette öyle mücadelede öyle talimde öyle cihatta öyle hatta cihada ait örnekler söyleyeceğiz ilerleyen derslerde. Müslümanların bir kısmı Şibe bir talipteyken bir, kı bir kısmı Habeşistan'dayken bir kısmı Şibe bir talipte muhasara altında. Muhasara altında olan sahabilerin içlerinde de hanımlar var değil mi? O gün için kalanlar orada Başta Hazreti Hatice olmak üzere kimse artık kalanlar o Şibi Ebi Talip muhasarasında o ambargu altında inleyenler içerisinde. Hanımlar orada da var. Nübüvvetin 12. yılı akabe biatları olmuş artık yavaş yavaş Yesrib imana doğru yürüyecek. Musab bin Umeyr 75 kişiyle gelmiş Efendimizin huzuruna o 75 kişi içerisinden iki tanesi hanımdır. Biri Nesibe binti Kap, biri Esma binti Amr. Yesrib Medine olurken bile adeta hanımlar demişlerdir ki bu işte bizim de parmağımız olsun. Biz bu işte de olalım diye o işte de kimselere bir şey kaptırmadan biat işinde de kadınları adeta temsilen iki tane annemiz iki tane validemiz o akabe biatları içerisinde yerlerini almıştır. Hicret olmuş hicret edenler sadece erkekler mi? Ne kadar erkek varsa o kadar da hanım var. Peki hicrette sadece Esma binti Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın Hicret yolculuğu sırasında efendimize yapmış olduğu o gayreti, o mücadeleyi hatırlasanız sadece o gayret bile hicret meselesinde hanımların nerede durduğunu bize öğretmez mi? Kaldı ki hele öyle hicretler var ki mesela bir Ümmü Seleme validemizin hicreti inanın ki dillere destan bir hicrettir. Bir İslam hanımının iman yolundaki o gayreti Kadın erkek herkese örnektir. Hicret olmuş. Efendimiz Kuba'ya gelmiş. Kuba mescidi inşa edilmiş. Oradan Beni Necar mahallesine yani Mescidi Nebevi'nin olduğu yere gidilmiş. Orada da mescid inşa edilmiş. Allah Resulü'nün o ilk mescidinde cemaatin yarıya yakını kadındır. Yarıya yakını ilk günden itibaren. Efendimiz özellikle teşvik etmiştir. Ama ben size özel bir olaydan bilinen bir rakam vereceğim. Olay özel olduğu için İslam tarihçileri bu meseleyi önemsemişler. Tek tek isimleri tespit ettikleri için o rakamlar üzerinden biz asr-ı saadet'te kadınların nasıl cemaat içerisinde, cami içerisinde, talim içerisinde yer aldıklarını oradan öğreneceğiz. Hicretin üzerinden 16 ya da 17 ay geçmiş. İki ayrı rivayet var tarih konusunda. Hadi biz 17 ay diyelim. Kıble değişecek. Efendimiz nerede? Beni Selime mahallesinde. Beni Selime mahallesi Allah Resulü'nün çok sevdiği Bera İbni Marur'un mahallesidir. Bera vefat etmiş, oğlu Bişir hayatta. Bera'nın hanımı Allah Resulü'nü çok sever. Bera vefat etmesine rağmen ara sıra efendimiz o aileyi ziyarete gider. Yine o aileyi ziyarete gidiyor. Bera'nın hanımı çok seviniyor efendimizin gelişine. Bir sofra kuruyor, yemekler yeniyor. O anda namaz vakti geliyor. Allah Resulü orada ya öğle ya ikindi bunda da iki rivayet var. Hadi biz ona da öyle diyelim öğle namazını kıldıracak o cemaate. Cemaatin önüne imam olarak geçtiği zaman arkasında kadınlı erkekli bir cemaat oluşuyor. Kaç kişi? 32 kişi. Peki bu 32 kişinin kaçı erkek kaçı kadın? 19 erkek 13 hanım. Buyurun. Bir mahalle mescidinden bahsediyoruz. mescidin i Nebevi'den değil. Bir mahalle mescidi orası. Beni Selime mahallesine ait mescid de değil aslında. O günden sonra mescid olacak orası. Kıbleteyn mescidi olarak meşhur olacak. Mahallenin namaz kıldığı basit bir yer. Orada Allah Resulü'nün arkasında saf tutan cemaatin sayısı 32'dir. 32 kişiden 19'u erkek 13'ü hanımdır. Sadece bu örnek bile asrı saadette hanımların camiye ve cemaate iştiraklarının nerede olduğunu bize öğretir. Gelin mescidi nebeviye durum farklı değil. Allah Resulü işin bidayetinden itibaren 5 vakit namaza buraya dikkat edin cuma namazlarına bayram namazlarına cenaze namazlarına teşvik etmiş midir onu bilmiyoruz. Ama özellikle beş vakit namaza cuma namazına bayram namazına ısrarla kadınların gelmesini istemiştir. Nasıl olduğuna dair biraz örneklendirmek isterim. Hatta cenaze namazına ait de birkaç şey söyleyeceğim. Asr-ı Saadet'teki bu meseleyi biz tam anlamıyla anladığımız zaman Efendimizin bu toplumsal dönüşümü nasıl gerçekleştiğinin gerçekleştirdiğinin kodlarını da bunun üzerinden anlamış olacağız. Beş vakit namaza da hanımlar katılırdı. Efendimiz ısrarla katılmalarını isterdi. Şimdi biz bir hanımın öğle ikindi akşam namazlarına katılabileceğine ihtimal verebiliriz değil mi? Sabah ve yatsı namazları çok zordur. Ama ben size sabah ve yatsı namazlarından örnek vereceğim. Diğerlerinin zaten biliriz ki katılabilirler gündüz vakti olduğu için. Sabah namazlarına ve yatsı namazlarına nasıl katılırlar? Onu anlayabilmemiz için örnek vereceğim. Ayşe validemiz aktarıyor bize. Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa naklettikleri bir rivayet bu. Diyor ki Ayşe validemiz Hazreti Peygamber sabah namazını fecrin hemen akabindeki alacak karanlıkta kıldırırdı. Yani sabah namazının ilk vaktinde kıldırırdı. Biz namazdan çıktıktan sonra Artık kadınlar olarak birbirimizi tanımazdık. Sabah daha tam ağarmadığı için. Karanlık olduğu için birbirimizin yanından geçerdik ama birbirimizi tanımazdık. Hangi namaz? Sabah namazı. Ve Asr-ı Saadet'in o saadetli hanımlarının büyük bir kısmı sabah namazında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın arkasında namazladırlar. Bir de yassıdan örnek vereyim mi? Efendimiz yine bunu da bize Bukhari nakleder. Bir yassı namazını geçiştirmiştir. Geciktirmiştir affedersiniz. Biraz geç bir vakte bırakmıştır. Cemaat bekliyor Allah Resulü geçsin de cemaatin önüne namaz kıldırsın diye. O ara hanımlardan bazıları uykuya dalmaya başlamışlardır. Olay halka halka efendimize intikal edince hatta Hazreti Ömer'e önce intikal edip Hazreti Ömer de efendimize gidip ya Resulallah vakit geçti kadınlar uyumaya başladı dedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınların suffasına doğru yürür orada kadınlara hitaben şöyledir siz öyle bir ümmetsiniz ki namazı bekler bundan da sevap kazanırsınız. İnsanlık içerisinde ibadet için bekleyip de sevap kazanan başkaları yoktur der. Onların ayrıcalığını onların değerini onların kazandıklarını böyle ifade eder. İşte bu rivayet bile yassı namazlarına nasıl onların katıldığına dair bir delildir. Efendimiz diğer tüm vakit namazlarında Namazı kılınca hemen kalkmaz. Biraz oturur. O oturduğu için sahabe de oturur. Daha sonra sahabe anlar ki efendimizin oturmasının hikmeti hanımların çıkmasına rahat bir meydan bırakmaktır. Erkekler oturduğu için hanımlar birer birer çıkarlar ve efendimiz bir müddet sonra bunu özellikle ister. Hanımlara öncelik verelim. Mescidi önce onlar terk etsindir. Bazen özel durumlarda kendi çıkar ama çoğu zaman kendisi durur. Hanımların mescidi boşaltmalarını beklerdi. Hatta bir gün şunu diyecektir. Hanımların çokça kullandıkları bir kapıyı işaret ederek keşke şu kapıyı sadece hanımlara ayırsak diyecektir. Ve o kapı hanımlara ayrılacaktır. Babun Nisa, Nisa kapısı o sözün üzerine efendimizin o tavsiyesi, o teşviki üzerine sadece kadınlara ayrılmış bir kapıdır. Bu bile gösteriyor asr-ı saadette kadınların beş vakit namaza iştirak konusunda ne kadar önde olduklarını. Efendimiz söylüyor, onları teşvik ediyor ama bunun yanında uyarılarda da bulunuyor. Kadınlara cemaate gelirken, namaza gelirken bazı şeyleri korumaları noktası, noktasında uyarıları var. Biz bu uyarıları şöyle alt alta getirdiğimiz zaman Efendimizin kadınlara beş uyarıda bulunduğunu görürüz. Özellikle ben maddeledim ki hatırlarda iyi kalsın. Birinci uyarısı giyim ve kuşam uyarısıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Özellikle tesettürün tam anlamıyla yerine oturması için namaza gelen hanımlara bu konuda özel uyarılarda bulunmuştur. Ancak burada bir hakikate dikkat etmemiz lazım. Tesettür sadece başörtüsü değildir. Başörtüsü tesettürden bir cüzdür, bir parçadır. Tesettür dediğimiz şey giyim kuşamı da içine alır, başka şeyleri de kapsar. Mesela ses tesettür değil midir? Kur'an'dan öğreniyoruz. Sesin de tesettürü var. Yürümenin de tesettürü var. Tesettürün aslında uyarısıdır. Giyim kuşam desek de biz buna Efendimiz özellikle hanımları bu konuda uyarır. Namaza geldiğiniz zaman, cemaate geldiğiniz zaman giyim kuşamınızda, tesettürünüzde, sesinizde, yürüyüşünüzde şöyle şöyle itidal olsun diye uyarılarda bulunur. İkincisi, koku ve süslenme uyarısı. Allah Resulü bunu da uyarır. Müslüman hanımın süslenmesi caiz midir? hem caizdir hem değildir. Caizdir kendi kocasına karşı olursa, caiz değildir dışarıya olursa. Dışarıya süslenmenin, dışarıya koku sürmenin kesinlikle yasak olduğunu biz bu vesileyle de efendimizden öğreniyoruz. Bakın ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü bir hadisinde? Eğer koku sürdüyse hanım yassı namazında mescidimize gelmesin. Hani diyordu ya soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin. Aynı sözü hanım için söylüyor. Sürmüşse koku eğer mescidimize gelmesin. Süslenme, süslenerek insanların dikkatini celbedecek bir halde ise gelmesin. Onun gelmemesi gelmesinden daha hayırlıdır. Çünkü öyle bir şey toplumun düzenini ihlal eden bir şeydir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla bunu hanımlarımıza söylüyor. Şimdi hanımlar kusuruma bakmasın ama bu hakikati söyleyeceğim. Tam tersini yapıyorlar biliyor musunuz? Elbette ki salih hanımları bundan tenzih edeceğiz. Ama tam tersi yapılır. Dışarıya çıkarken sanki düğüne derneğe gidilirmiş gibi süslenilir. Akşam zavallı koca eve gelince hal ortada. Olur mu bu? Efendimiz tam tersini diyor. Sen içeride süslen en güzel elbiselerini eşine karşı giyin. Çünkü Allah Resulü'nün tavsiyesi budur. O süslenmeyi sen evde yapacaksın. Dışarıya zinetini, süsünü göstermeyeceksin. Ve Efendimiz bunu bakın mescitlere gelen hanımlara da özellikle söylüyor. Üçüncüsü bakış uyarısı. Gözlerin haramdan sakındırılması. Konumuz hanımlar olduğu için hanımları söylüyorum. Yoksa aynı uyarıların daha şiddetlisi size de var, bize de var. Ama şimdi hanımları konuştuğumuz için hanımlar üzerinden konuşuyoruz. Üçüncüsü bakış uyarısı. Dördüncüsü saf uyarısı. Namazın safları var ya, o saflar içinde efendimizin bir uyarısı var. Bu hadisi okuduğumda ben sarsıldım. Şimdi siz de sarsılacaksınız. Bakın Allah Resulü safların faziletine dair ne diyor? Safların en faziletlisi erkeklerin ilk safı, kadınların ise son safıdır. Fazilet derecesini Allah Resulü nereden başlatıyor? Nereye götürüyor? Erkeklerin ilk safı fazilet derecesinde en ilk derecededir. Ama iş kadınlara geldi mi nerededir? En arkadadır. Neden? İşte bakış uyarısı odur. Ne dikkat çek ne de dikkatleri üzerine çektir ne de başkalarının dikkatini çek. En arkada öyle dur sen orada arkada dursan bile fazilet itibariyle alacağını alacaksın. Bir şey kaybetmeyeceksin. Beşincisi ittiba uyarısı. Ne demek ittiba uyarısı? Hem cemaate hem imama ittiba etmek. Bakın Efendimiz ne diyor? Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadınlar erkekler secdeden başlarını kaldırmadan başlarını kaldırmasın erkekler secdeden başlarını kaldırmadan başlarını kaldırmaz. Neden? Çünkü asr-ı saadette yokluk içerisinde yürüyen bir sürü insan var. Elbiseleri yeterli değil, hali vakti yerinde değil. Secdeden kalksın senin dikkatini bir şey çekmesin. Sen öyle yaparak namazına da ameline de bakışlarına da bir zarar verme. Onlar kalktıktan sonra sen kalk. Biz buna ittiba uyarısı diyoruz. Aslında bu cemaatin temel kaidesine uymaktır, tabi olmaktır. Bu beş tane uyarıyı hakkınca yerine getiren hanımların kesinlikle beş vakit namazlarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitte cemaatle kılmalarını istiyor. Farz mı? Hayır değil farz dersek yanlış söylemiş oluruz. Ama şiddetle tavsiye ediyor. Israr ve tekrarla Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu meselenin üzerinde duruyor. Bu meselenin beş vakit namaz boyutu. Peki gelin cuma namazlarına. Cuma namazı müminlerin haftalık içtimasıdır değil mi? Biz orada toplanırız. Halimizi, ahvalimizi orada sorarız. Her ne kadar şimdi tam anlamıyla uygulanmasa bile aslında odur. Cuma namazı haftalık istişaredir, haftalık toplantıdır Müslümanlar için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinden itibaren hanımların da bu toplantıdan geri kalmamalarını istemiştir. Yine farzır diyemiyoruz ama teşvik etmiştir ama ısrar etmiştir ısrarla bu meselenin üzerinde durmuştur Efendimiz özellikle hanımların hutbeyi dinlemeleri için de bunu sık sık söylemiş kendi hanımlarına ve kızlarına da yaptırmıştır mesela bir gün diyecek ki erkekler ve kadınlardan bakın kadınlardan Cuma'ya gelecek olanlar yıkansınlar gelemeyecek olanların yıkanmalarına gerek yoktur. Eğer katılacaklarsa cuma namazına guslesinler. Ama katılmayacaklarsa gusül yapmalarına gerek yok. Bunu söylerken ne dedi efendimiz? Erkekler ve kadınlar dedi. <laughs>